Biz Kerem'i ziyarete gelmiştik hep beraber. Müsaade ederseniz. Buyurun. Çocuklar. Hadi. Biz kalsaydık öğretmenim. Yok çocuklar, hiç gerek yok. Aramayım, ters bir durum olur. Evladım, yok bir şey, belli ki barışmışlar. Ya, tamam, bir şey olursa müdahale ederiz, duralım. Hiç gerek yok, tamam hadi gidiyorsunuz. Hadi. Kusura bakmayın, bekledim. Buyurun efendim. Kerem, bak kimler gelmiş seni ziyaret için. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Beyler sana geçmiş olsun demek için gelmiş. Ve de galiba bir de müjdeli haberleri var. Müjdeli bir haber mi? Bak kardeşim. Seni benim kardeşim vurdu. Sen bizi affedebilecek mi bilmiyorum ama biz kendimizi hiç affetmeyeceğiz. Terör uğruna bir düşmanlığın içinde bulduk kendimizi. Ta ki Afet Hanım bize hayatımızın dersini verene kadar. Oturup konuştuk ve bu düşmanlığı bitirmeye karar verdik. Biz kim olak ki Allah'ın verdiği canı alak dedik. Yani kan davası sona mı erdi? Hazal, artık okula rahat rahat geleceksin. Korumalar olmadı. Hem mi Hazal bacım, hem de Karagüllü ailesinin her ferdi kardeşimizdir artık. Müsaadenizle. Buyurun efendim. İyi günler. Keramettin Güçverir'in evi değil mi? Evet, ben ablasıyım. Biz emniyetten geliyoruz. İzniniz olursa kendisine vurulma olayla ilgili birkaç soru sormamız gerekiyor. Abla kim geldi? Evde, buyurun efendim. Yalnız çok uzun sürmez değil mi? Çünkü yeni ameliyatlı ne de olsa. Sadece birkaç soru. Beyler emniyetten gelmişler. Misafirlerimiz vardı, Keramettin'i ziyarete gelmişler. Buyurun. Keramettin Bey, geçmiş olsun. Sizi vuran teslim oldu ama konuşmadı. Olayla ilgili şüphelerimiz var. Bu yüzden sizi fazla yormadan birkaç soru sorup gideceğiz. Tabii. Olaydan önce telefonla ya da bizzat tehdit edildiniz mi? Hayır. Peki sizi vuran kişiyi daha önceden tanıyor muydunuz? Hayır. Peki sizi vuran kişiyi azmettirebilecek kişiler hakkında bir tahmininiz var mı? Düşmanım yoktur. Sanırım bir kaza kurşununa kurban gittim. Peki o zaman. Sizi daha fazla yormayalım. Daha sonra bir gelişme olursa tekrar rahatsız ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Korkma Ürbel. Neticede o da bir insan. Haracını ver. Doğru tıpış tıpış eve ondan sonra. Masumum, polis kardeşler. Biliyorum, etrafımız çevrildi. Konuşmama hakkına sahibiz. Ondan sonra söyleyeceğimiz her şey aleyhimize delil olarak kullanacaktır. Biliyorum, görüşürüz. Hadi.
Afet Hanım, buyurun efendim. Bu ne bu? Haraç. Ne haracı? Efendim siz şimdi mafya oldunuz ya, haraç isteyeceksiniz. Siz istemeden ben kendim getireyim dedim, buyur. Bakın Nurperi Hanım, hastam var, çok yorgunum. Doğru evinizde. Bak, kolay gelsin. Siz de mi mafyasınız inşallah? Ne hoş, ne hoş. Afet Hanım çok örnek, çok başarılı bir insandır. Eğer iyi bir mafya olmak istiyorsanız kendisini örnek alın. Bir adam vurur ama hiç vurmamış gibi öyle temiz, öyle temiz şey. Ya.